Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Geldik mantıkta 5. dersimize. Bildiğin gibi V bağlacını veya bağlacını tablosunu verdik. Özelliklerini anlattık. Deliller gibi örnek çözdük. Bayağı da iş yapmışız. Şimdi aynısını ya da bağlacı için yapmaya geldi. Ne yapacağız? Ya da bağlacını vereceğiz. Özelliklerini vereceğiz. Tablosunu vereceğiz. Ya da bağlacı sorularının içinden geçeceğiz. Var mısın benimle birlikte? Ama ne yapman lazım? Alacaksın eline kalemi, koyacaksın önüne kağıdı. Benle birlikte yazıp benle birlikte çözeceksin. Ya sen yazmadıkça bu iş olmaz unutma. Sen de benimle birlikte not alacaksın ki gerçekten olacak, gerçekten oturacak bu bilgiler. Bilgiler tam anlamıyla oturacak ki o soruları var ya mahvedeceğiz. O halde ve klasikleşen slogan vardı ne diyorduk? Gönder, gönder gelsin mi hocam? Lak lakayı bırak diyorsun. Ya da bağlacına başlıyorsun. Şimdi benim sana bu bağlacı anlatmam için hani o hep kullandığımız bir örnek vardı. Bir hocamız vardı. Ali'yi Ayşe'yi çağırıyordu ama bağlaç kullanıyordu. Şimdiki bağlacımız ya da. Ali ya da Ayşe gelsinden kastı nedir sence? Ne demek istiyor? Ali ya da Ayşe. Kesin bir ayrım var değil mi? Ya tek başına Ayşe gelsin istiyordur. Ya da tek başına Ali gelsin istiyordur. Yani amcamın istediği ihtimaller bunlar. Ha neyi istemiyor hocamız? İkisi birden gelsin istemez. Çünkü Ali ya da Ayşe, kesin bir ayrım var. Ya da ikisinin de gelmediği durum adamın kafasını tasını attırır. Bunu da istemiyor. Şimdi buradan öğrendiğimiz mantığı gel tabloya dönüştürelim. Tabloda yazalım. Bildiğin gibi iki tane önermede bizim standart bir taktiğimiz vardı. Doğru doğru, doğru yanlış, yanlış doğru, yanlış yanlış. Tamam? Bunu sen de böyle yazıyordun. Sen de rahat ediyordun. Ya da bağlıcıyla bağlıyoruz. İkisi birden doğruysa, ikisi birden gelirse problem var. Tek başına Ali gelirse problem yok. Tek başına Ayşe gelirse problem problem yok. İkisi birden gelmezse yine sıkıntı. Al sana tablonun dolduruluşu böyle. Ya tamam ezberleyebilirsin belki ama unutursan da ne yapıyorsun? Bu taktiği unutmuyorsun güzel arkadaşım. En azından günlük hayattan bir örnekle o tablonun içini doldurabiliyorsun. Şimdi gel bakalım basitinden örneklerle başlayalım. Ardından özelliklerini verelim. İlk sorumuz. Bakıyorsun değil mi? Üç tane örnek var yukarıda. ifade var. Önermelerinden hangileri doğrudur diyor. Kontrol edeceğiz doğruluk değerini. Şimdi birincisiyle başlayalım. Bir veya bir. Bak şuraya bak. Bir veya bir. Bir tane bile bir olsa yetiyordu zaten veya bağlacında. Arada hangi bağlaç var? Ya da bağlacı. Bir ya da sıfırın cevabı ne olması gerekir? Bir olması gerekir. Çünkü sadece Ali, sadece Ayşe geliyordu. Tablodaki mantık cevaba sıfır demiş. Kusura bakma. Birinci madde kesinlikle yanlış. Geldim ikinci maddeye. Sıfır ya da sıfırla başlamış. Sıfır ya da sıfır. ikisi birden gelmemiş. Büyük sıkıntı. Cevap sıfır. Yani yanlış. Araya V bağlacı var. Şimdi ne var? Sıfır veya bir. Sıfır veya bir bir tane bile bir varsa cevap ne oluyordu? Direkt bir oluyordu. Bunu yazdım. Şimdi arada V bağlacı var. Bir tane bile sıfır varsa ama sen bunları iyi bilmezsen nasıl yapacağız değil mi? Sen de o tabloyu biliyorsun. Ya da en kötü şimdilik tabloyu yanına koy. Kopya çek. Hiç problem yok bizim için. İnan. Çekebilirsin. Eninde sonunda öğreneceksin zaten onları. Onayladım. Gel. Üçüncü maddeye geçtik. Üçüncü maddede birin nesi var değili var. Burada dikkat ediyorsun. Hemen değilini aldım. Sıfır. Arada ya da bağlacı. Bu sefer bir var. Devam ettim. Veya bağlacı sıfır ya da sıfır ya da birin nesi var üstünde değili var. Şimdi çözmeye devam edelim bizde. Sıfır ya da bir. İkisinden biri gelmiş. Yani cevap bir. Veya 0 ya da 1. Cevap 1 ama üstünde değil var. Ne yaptım? Sıfır yaptım. Aman diyeyim dalmıyorsun. Bendesin. Bak gözler bir an kaydı sanki. Buradasın. 1 veya sıfırın cevabı 1'dir ki bu da doğrudur. Demek ki ön, e, doğru olan önermeler hangisi? 2 ve 3 numaralı önermelerimiz doğruymuş güzel arkadaşım. Tamam mıdır? Oldum bu soru. Olduysa hadi gel bakalım. Gönder hocam. Gönder gelsin. Gaza geldim diyorsun. Al sana iki tane birden örnek. Gel istersen önce bunu sen bir dene. Artık belli bir altyapım var. Önceki dersleri de izledin. İzledin atlamadan zıplamadan. Şimdi yapabilirsin. Bak o kadar güzel ki. Yani bak ben şu an ekrana bakıyorum ama biliyorum sen oradasın. Beraber özel ders konseptiyle birlikte ilerleyeceğiz. Direksiyona ben varım. Sen yanımdasın. Beraber rotamızı belirledik. Beraber gideceğiz. Sen yeter ki azimle yanımdan ayrılma. Birlikte gidelim. Ya bak inan özel ders de olsak yan yana da olsak ben bu soruyu mesela sana bırakabilirdim. Bu konuşma aramızda geçebilirdi. Ne kadar güzel. Hadi gel bakalım. P denktir 1'e. Q denktir. Ya matematik. inan çok zevkli. Hele anlatması. Hele böyle size ulaşabilmesi ayrı bir zevk. Ayrı bir heyecan. Neyse. Çok reklam oluyor. R denktir 1 için böyle bir ifadenin en sade halini bulunuz diyor. Bulalım. Ne yapacağız biliyor musun? Verilen önermenin doğruluk değerlerini direkt yerine yazacağız. Mesela P. Neymiş? 1 ya da dedim. Q nesin sen? Sıfır. Kapattım. Üstünde değili var. Araya V bağlacı var. Sonra R. R ne? 1'e eşit. Ben genelde mesela bu denk koymayan arkadaşlardan puan kırıyordum. Belki gıcık hoca diyebilirsin ama yani sen bence koy. 1 ya da 0. 1 ya da sıfırın cevabı nedir? 1'dir. Üstünde ne var? Değili var. O zaman biz direkt 0 yazalım mı? Bak bunun cevabı de Üstünde değili var. Direkt 0 yazdım. Hiç problem yok ve 1 dedi. V bağlacında bir tane bile sıfır varsa cevap 0'dır nokta. Bu soru halloldu galiba. Hadi gel. Yan tarafa geçelim. Sen yine önce sen çözüyorsun. Bu soru işaretini atıyorsam anlamı o çünkü. Önce sen çözüyorsun. At top bana. Hallettim hocam diyorsan. Numara yapmıyorsan. Gerçekten sen de tutuyorsan. Hadi bakalım gel. Şimdi. P. P neydi? 1'di yerine yazdım. Ya da bağlacını koydum. R'nin değili. R1'di. Değili 0. Kapat. Araya V bağlacı var. Q, Q nedir? 0 koydum. Araya V veya bağlacı var. V'a mı koydum? R nedir? R1 onu da yazdım. Şimdi devam edelim bakalım. Önce şuradaki değerleri bir bulalım. 1 ya da 0'ın cevabı 1'dir. Aynen öyle. 0 veya 1'in cevabı veya bağlacında bir tane bile 1 olsa zaten cevap her halükarda 1 çıkıyor. 1 bir ve 1'in cevabı V bağlacında ikisi birden 1 ise cevap 1. Bir. bir tane bile 0 varsa 0 çıkıyordu. Hallettik mi? Tamam mıdır? Bak önceki V veya bağlacının tablolarını hiç hatırlamıyorum hocam. Ya koy önüne bu derslik. İzle bu ders benimle birlikte. Oradan bak söyle ama söyle. Boş geçme. Benim söylememi bekleme. Ama o olacak. Sabret olacak. Şimdi gel biraz ya da bağlacının özelliklerinden bahsedelim ki farklı türdeki soruları da görelim. Ya da bağlacı hani bu V bağlacında veya bağlacında vardı ya değişme özelliği. Aynısı bunda da var. Nasıl ki P ya da Q'nun cevabı varsa Q ya da P'nin de cevabı bunun aynısına eşit. Birbirine eşit. Bunun ispatına gerek yok. Genelde bunun ispatı çıkmıyor. Geldim birleşme özelliği. Birleşme özelliği hem V bağlacında hem veya bağlacında yine vardı. Birleşme özelliği neydi? Bütün bağlaçlar ya da bağlacı olacak. Ama ben istediğim ikiliyi ne yapabiliyordum? Birleştirebiliyordum. Örneğin ben Q ve R'yi birleştirmek istiyorum. Soruda bu benim o işime geldi diyorsan bu şekilde birleştirebilirsin. Q ya da R şeklinde bu şekilde birleştirebiliriz. Ya hocam bunu ben böyle nasıl düşüneceğim deme. Sorunun içinde zaten bu gösterecek kendine. Ya bu ikisi yan yana gelirse soru çözülüyor diyeceğiz zaten. Şimdi geldim burası gerçekten önemli. Aç kulakları beni dikkatle dinle. Gözler bende. Sesi sona getir. P ya da Q'nun değili neye eşittir? Neye denktir? Gel bunu gösterelim. Gerçi sen şunu hatırlıyor musun? Hani Demorgan kuralları öğretmenin en sevdiği sormasına en bayıldığımız soru modellerinden biri. Bunun değili nasıl alınıyordu? P'nin değili ve Q'nun değili. Bak bağlaç ne yapıyordu? Dönüyordu. Aynı şekilde P ve Q'nun değili nasıl alınıyordu? P'nin değili veya veya Q'nun değili. Oldu mu? Peki hocam bunda da böyle bir şey var mı? Hani kesin sivri zeka birkaç arkadaş bunu soracaktır. Aslında aklı da gelmiyor değil. Hani ben de olsam sorardım ya. Ama böyle bir şey yok. Böyle bir bağlaç yok. Bunun denkliğini aşağıda ben ispatla göstereceğim sana. Aslında onun dengi nedir biliyor musun? P'nin değili ya da q. Bakın p ya da q'nun değili neymiş? p'nin değili ya da q. Bak test soru bankalarında kesinlikle karşına çıkacak bir soru tipi. Yapamıyorsan şu bilgiyi hatırlamadığındandır. Yanına artık yıldız mı çizersin galaksi o sen. Gel ispatını yapalım önemli çünkü. Hatırlıyorsun bizim dörtli ifadeyi 1 0 0 1 2'si birden 0 oldu durum. P'nin değili. 1'di de 0 oldu. 1'di 0 oldu. 0'dı 1 oldu. 0'dı 1 oldu. Sıfır da bir oldu. Şimdi bak ben neyi çözeceğim? Önce şunu çözeceğim. P ya da Q'nun değili. Şunların aralarına ya da bağlacını bir yapıştıralım bakalım. 1 ya da 1 cevap 0. 0 ya da 1 1 ya da 0 1. 0 ya da 1 1. 0 ya da 0 0. Ama bunun da nesini alıyormuşuz? Değilini. Bu gitti 1 oldu. Bu gitti 0 oldu. Bu gitti 0 oldu. Bu gitti ne geldi? 1 geldi. Şimdi bunları artık temizleyebilirim. Sen net bir biçimde görüyorsun. Problem yok. Şimdi bunu ifadenin de cevabını bulalım. Gerçekten birbirine denk mi kontrol edeceğiz. Bende ol. Bak gözler arada gitmesin. Uzuyor olabilir ama dinle be. Atlama zıplama. P'nin değili. P'nin değilinden bu tarafa doğru gidiyoruz. Şöyle de ya da. Sıfır ya da bir ne yapar? Bir yapar. Sıfır ya da sıfır sıfır yapar. Bir ya da bir sıfır yapar. Bir ya da sıfır o da bir yapar. Bak gerçekten buradaki iki ifade birbirine denk olduğu için buradaki denklik sağlanır dedik. İspatı bitti. Bu kadar. Tamam mı? Hadi gel aşağı inelim. Şimdi bu aşağıdaki yerleri de biliyorsun. Daha önceki derslerde de söyledik. Bu kuralları normal şartlarda hemen ispatlayabilirsin. Ezberlemek zorunda değilsin. Ama aklında kalırsa sana hız katar. Soruları çatır 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 hızlı bir şekilde çözersin. Gel ispatlarıyla yapalım. P ya da P'nin cevabı ne olabilir? İkisi birden birdir ya da ikisi birden sıfırdır. Her halükarda ne çıkar mantıken? E sıfır çıkar. İkisi aynı olduğumu sıfır çıkıyordu çünkü. P ya da P'nin değili. Yani biri birken diğeri sıfır. Biri sıfırken diğeri bir olmak zorunda. E, sadece biri doğruysa o zaman ne yapıyorduk? Bunun cevabı her zaman birdir. Ya da bağlı. Ha, demek ki böyle. Hadi gel. P ya da bir. Bak bir ya da bir olabilir. Sıfır ya da bir olabilir. Bir düşünelim bakalım cevaplar ne gelecek. Burada güzel bir cevap geliyor çünkü. Bir ya da birin cevabı sıfır. Sıfır ya da birin cevabı bir. Dikkat et bunun aynısı mı? Yok değil. Ama P önermesinin değili çıktı arkadaşım. Demek ki ben bunu bilirsem sorularda bana kolaylık sağlar. Hızlı bir şekilde çözerim. Yoksa zaten ispatını yaparsın. O ben sana güveniyor mu konuda? Değil mi? Bir ya da sıfır. Ya da sıfır ya da sıfır. Bakalım birlikte. Bakıyoruz mu? 1 ya da sıfır. Birdir. Sıfır ya da sıfır. Sıfırdır. ...gördün mü? Birbirinin aynısı çıktı. Ey güzel arkadaşım... ...ben sana direkt burada cevabı verir geçerdim... ...ama ispatıyla yapıyorum. Senin mantığına bu işin oturmasını istiyorum. Matematiği gerçekten yapmak istiyorsan... ...mantık konusu bile deyip geçmeyeceksin. Her konunun mantığıyla çalışacaksın. İlginç oldu. İnan biz senle, seninle... ...9. sınıf matematiği anlatırken... ...anlatacağım birçok bir konuda... ...ispatlara yer vereceğim. Bu işi mantığına yerleştirmeye çalışacağım. Çünkü amacımız sadece bugünü değil bundan sonraki günleri kurtarmak. O ÖSYM'nin sınavı gün olup karşımıza geldiğinde hafızada daha çok şey bırakabilmek. Hadi gel. Bileşik önermesi en sade biçimde yazın diyor. Az önce mantığına baktık. Bak bunun kısa bir çözüm vardı. P ya da P'nin değili. Birbirinin zıttıysa cevap direkt ne geliyordu? Bir geliyordu. Arada ne bağlacı var? Sıfır bağlacı. Q ya da Q. Q. Bak bu aslında kimin aynısı? Gel beraber bakalım. P ya da P'nin cevabı neydi? Sıfırdı. Q ya da Q'nun cevabı ne olur o halde? O da sıfır olur. Arada tekrar V'ye bağlacı. Şimdi P ya da Q mu yazdı? Şimdi bakıyorsun soruya hocam biz bunu nasıl çözeceğiz? E birleşme özelliği verdik. Birleşme özelliğine göre istediğim ikiliyi birleştirebilirim ki ben bu ikiliyi birleştireceğim. 1 bir ya da 0'da bir tane bile 0 olduğu için cevap ne çıktı? 0 çıktı. Yola devam bitmedi. 0 ya da P ya da Q geldi. Şimdi diyeceksin ki hocam P ya da Q'ya bir cevap yazamaz mıyız? İnan bir şey yazamayız. Çünkü gerçekten bir şey bilmiyorsun. Ama V bağlacında bir tanesi bile sıfırsa ne yazacağımı biliyorum. Sıfır yazacağımı biliyorum. Bunu yazıp soruyu bitiriyorsun. Olay bu kadar da güzel arkadaşım. Bitti mi ders? Bitmedi. Son iki sorum. Onu da çatır çatır çözüp artık noktayı koyacağım. Bir tane tablo doldurma sorusu. Gel tabloyu dolduralım. A, B, C, D yerine gelebilecek değerleri bulunuz diyor. Bulmaya başlayalım. Bu arada değerler nerede? A burada, B burada, C burada, D burada. Şimdi başlayalım birlikte. Q ya da P'nin değili. Yani benim şunun arasına ne koymamı istiyor? Ya da bağlacı koymamı istiyor. Ama benim bir dakika önce A'yı da bulmam lazım. A, P'nin değiliymiş. Karşısında kim var? Sıfır. O zaman bu kime denk? Sıfırın değili bir. Şimdi geldim. B'yi bulacağım. Sadece B'yi bulmam yeterli. Şuradan şuraya gidiyoruz. Bir ya da sıfırın cevabı neydi? Birdi. Aynen öyle. Şimdi C'yi bulacağım. C'de P ya da Q e, Q ya da P'nin değilini önce bul diyor. Yani benim önce burayı bulmam gerekiyor. Gel bulalım. 0 ya da 0'ın cevabı 0. Şimdi diyor ki burayı bulduktan sonra ya da P'nin değili buraya doğru ne yap diyor? Ya da koy. 0 ya da 0. Cevap ne yapar? Yine 0 yapar. Oldu. Aynı şekilde D'yi bulacağız ama biliyorsun ki önce benim burayı bulmam gerekiyor. Burayı nereden bulacağız? P ya da pardon Q ya da P'nin değili. Q ya da P'nin değili. Sıfır ya da birin cevabı nedir? Birdir. Şimdi bunların arasına ya da koyup bu tarafa geçeceğim. Umarım aklın karışmıyordur. Bir ya da birin cevabı o da sıfırdır güzel arkadaşım. Oldu mu? Tamam mıdır? Problem var mı? Yoksa bitirelim artık. Şimdi e, bu tarz sorularda cevap anahtarları genelde şöyle olur. A, B, C, D sırasıyla yazıyorum. Bir, bir, sıfır, 0 dedim. 7. sayfamızdaki soruyu da hallettim. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Son soru gerçekten kallavi bir soru. Test sorusu. Ben diyorum ki bunu önce sen çöz. Artı ikincisi bu bir efsa soru bence. Harika efsane bir soru. Önce sen deniyorsun. Sonra bekliyorsun çözümü benden. Bir de ben yapıyorum sana. Çözdüm. Hadi gel. Çözdüysem bakalım. Hangi cevap verdim bilmiyoruz. Bakalım ne olacak. P ya da Q'nun değili sıfır çıkmış. Net bir yorum yapamam. Ama gel buraya. P ve R'nin cevabı ne gelmiş bir. Bu ne zaman mümkün? V bağlacı varsa ikisi de bir olmadan hayatta mümkün değil bu. O zaman ben P'nin doğruluk değerini buldum. R'nin doğruluk değerini buldum. Bunlar bitti. Bitti. Gel. Şimdi bunu kenara çekelim. P ya da Q'nun değili denkmiş sıfıra. E biz P'yi az önce bulduk. Neydi P? Birdi. Bir ya da Q'nun değili ne çıkacak? Sıfır. Bu nasıl sıfır çıkar arkadaşım? Bu sıfır olsaydı cevap bir çıkardı. Demek ki bu arkadaş da bir. Bu da birse olay bitmiştir. Q'nun değili birse Q'nun kendisi nedir? Sıfırdır. Gel biz bu üçlüyü şurada bir kenara not alalım. Ne istiyorum benden? Bu önermenin aşağıdakilerden hangisine denk olduğunu buluyor. Bitirmemiş soruyu devam ettirmiş. Biz de devam edelim o zaman. P'nin değili. P'nin değili sıfır hocam. Arada ya da bağlacı. R. R kaç? 1. Ardından onun değilini alacağız. Sonra veya, veya Q. Q ne? Sıfır. Kontrol edelim bakalım. Sıfır ya da bir. Söyle. Sıfır ya da bir. Bir. Birin değili sıfır. Sıfır veya sıfır. Sıfıra denktir. Şimdi aynısını bulmaya çalışalım. Hangisinin cevabı sıfır çıkıyorsa onu yapıştır geç. Bitti. Ben bütün seçenekleri deneyeyim istersen senin için. Gel. Q'nun değili neydi? Birdi. Bir ve birin cevabı birdir. Bu değil. Geç. P. P neydi? Birdi. 1 ya da R. R neydi? 1'di. 1 bir ya da 1'in cevabı 1 ya da 1'in cevabı 0'dı. E bu olabilir o zaman. Bursa olabilir. Cepte beklesin bakalım. P neydi güzel arkadaşım? 1'di. 1 bir ve Q değil. Q değil de 1'di. 1 bir ve 1'in cevabı yine 1. Bu da olmadı geç. R R 1'di ya da P değil. P değil neydi? 0. 1 ya da 0 1'di. E bu da olmaz. Geç. Q neydi? 0. 0 ya da 1 yaptım. O da 1. Bu da olmaz bunda geç. Biz zaten bulmuştuk. Yine de bir kontrol edelim dedik. Son soruya vurduk Bursa cevabını. Dedik ki mantık altıda artık İsa bağlacına geçiyoruz. Önemli bir bağlaç. Seni biraz zorlayacak bir bağlaç. Ama efsane notlarımız var. Efsane soru çözümlerimiz var. Bir sonraki derste İsa bağlacında görüşelim. Kendine iyi davran. İyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.